Evet, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Bana gördüklerinden bahsedin. Her zaman zorluklarla savaşacak güç istedim ondan. Anılar geriye, hedefler ileriye. Biz ileriye. Geride bıraktıklarımızı saygıyla yad ediyoruz. Her şeye rağmen biz rağmenciyiz. Kurumsallaşıyoruz. Farklı içeriklerle karşınızdayız bundan sonra. Daha zengin içerikler. Sporla alakalı, sporun dışında içerikler, hayata dair, yaşama dair içerikler üreteceğiz bundan sonra. Spor bir yere kadar kaldır, indir, kaldır, indir. İşte setler, sayılar, programlar, kas büyür, küçülür. Bunlar bir yere kadar anlatırsın, biter. Bundan sonrası, evet, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Bana gördüklerinden bahsedin. Hesabı biz de böyle bir içerik üreteceğiz. Gördüklerimizden bahsedeceğiz biraz. Yaşadıklarımızdan bahsedeceğiz. Sporu zaten onunla yaşıyoruz. Spor, ağırlıklar bizim nefesimiz. Bununla oksijenimiz bizim. Spor. Onun dışında ki yaşama dair farklı içerikler. Bulunmaz nimetlerdir. İyi fırsatlardır. Olumsuzluklar. Olumsuzlukları fırsata çevirirler azimli insanlar. Olumsuzlukları bahane ederek oturmaktansa, hiçbir şey yapmamaktansa, her şeye rağmen bir şeyler yapabiliyorsanız zaten başarı budur. Her şeye rağmen. Biz rağmenciyiz. Her şeye rağmen başarabilmek. Yoksa bir sürü olumsuzluklar hepimizin başına geliyor. Hangi insan olumsuzluk yaşamaz ki? Yaşamayan, olumsuzluk yaşamayan bir insan ben tanımadım. Zannetmiyorum, yoktur. Bazen bahane de diyebiliriz. Bahane tabii, bunların arkasına sığınıyoruz. Bahaneler, zihnimizde aşabilmemiz lazım bazı şeyleri. Olumsuzluklardan karşılaştıklarında bunu imkansız olarak nitelendirirler. Çünkü olumsuzluklarla karşılaştılar, engellerle karşılaştılar. Ve bunun mümkün olmayacağına kanaat getirirler ve zihinlerinde buna dair başarma duygusunu tamamen yok ederler, silinir. Bu bir çaresizliktir. Yani buna öğrenilmiş çaresizlik sendromu diyoruz. Genelde 35 ya 40 yaş sonrası, 40 yaş sonrası sendromudur bu. 40 yaşındaki insanlar genelde hayattaki zorlukları belli tecrübeler edinerek, zorlukları yaşayarak, belli başarısızlıklar, denemeler sonucu başarısızlıklar, engellemelerle karşılaştıkları için bu artık onlar için imkansız bir durumdur. Ve buna inanırlar. Ve kendilerinden sonra gelecek olan jenerasyonlara da bu öğrenilmiş çaresizlik sendromunu yansıtırlar. Yani bir şey yapacağım dersiniz, olmaz. Şunu yapacağım dersiniz, bunu başarmak istiyorum. Bir şey yapacağım dersiniz, olmaz. Şunu yapacağım dersiniz, bunu başarmak istiyorum dersiniz, olmaz. O da olmaz. Biz yaptık, olmadı. Zamanında yaptık denenmiş şeyler olmaz gibi bu şekilde öğrendikleri için, bu şekilde inandıkları için size de bu şekilde yansıtacaklardır. Doğrudur. Onların da durumu doğrudur. Çünkü yaşadıkları olumsuzluklar filan. Yani dediğim gibi öğrenilmiş çaresizlik en kötü sendromdur. Bundan uzak duralım. Size sınırlarınızı belirleyen tek şey düşünce gücünüzdür. Zihninizdir.
Zihninizin izin verdiği kadar ileriye gidersiniz. Zihninizin izin verdiği noktaya kadar yükselebilirsiniz, varabilirsiniz. Zihniniz size koyduğu bir engelde, bir sınırda orada takılı kalırsınız. Yani her şey zihin gücüdür, inançtır. İnancını kaybetmemeyle ilgilidir. Onun için ne yapıyoruz? İnancımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Motivasyonun ana kaynağıdır inanç. İnancı olmayan insanın motivasyonu olmaz. Onun için inancımızı her zaman diri, canlı ve ilk günkü gibi her olumsuzluğa rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, zorluklara rağmen inancımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Ve aynı enerjide, aynı motivasyonda, aynı inançta devam ediyoruz. Eşek çamura batarsa onu ancak sahibi çıkartır. O çamurun içine sahibi girer. Başkası girmez. Sen kaldırmazsan onu senin için hiç kimse kaldırmaz. Onu sen kaldıracaksın. Çekip çıkaracaksın. O ziftin içinden, çamurun içinden. Geçim sıkıntısıdır, bilmem nedir ya da orta seviye iş yapan fabrikalar, iş yerleri, esnaflar. Bunlardır yani. Sıkıntıyı mesela ülkenin yükü bunların üstündedir. Vergi yükü, bilmem ne, bütün ülkeyi bu orta esnaf kalkındırır. İşte ufak çaplı fabrikalar. Zengin esnaftan çok para alamam. Krizler onlara batırırlar, zorluğa sokarlar. Diğer işte bir avuç insanda o krizden kar edilir. Aslında kısadan ise kolay yani. Ekonomiden anlamam ama baktığım zaman görünüyor zaten. Anlamaya gerek yok. Wow. Yes. Şu anda gözlerim görmüyor. Açık mı? Gözlerim kapalı gibi hissediyorum şu an. Açık mı şu an? Tansiyonum düştü. Setten çıktıktan sonraki olay var ya. Bir kafa var. Kısa süreli bir kafa. Hani böyle insan benzin koklar ya biraz iyi olur. O kafa. Kimse benzin koklamıyordur hocam. Ben o kafayı içerim. Hani şimdi benzin koklamıyordu da koklamak zorunda kalıyorsun benzini. Nerede hocam? Nerede? Petrolda. Ben hiç koklamadım benzin alırken. Ya ben o şey yaparken, benzin verirken tabancanın yanına geçiyorum. O kokudan istifade etmek için. Seviyor musun benzin kokusunu? Benzin kokusu güzeldir yani. Ben doğal gazı seviyorum. Gaz kötü kokuyor, yok. Doğal ama. Peki insanlar benzin kokusunu sever mi? Yok, onu kim söylüyor? Gerçekten. Yok hocam, şöyle... Einstein bali çekiyormuş. Allah Allah. Evet. Hem dinimizi seviyoruz, İslam'ı, hem Türklüğü seviyoruz. Yaşasın Türk, Türk Turan'ı kuracağız. Bir de şöyle yap. Şöyle yap dostlarım. Böyle. Dur. Bu tarafta da... Yansın. Yok ya, burada bir şey yok. Neydi o arada dedikten söyle. Background voice mu? Tiyatrocular bilir onu, bir ismi var onun. Delikten şöyle küçük delik var, tiyatroda hatırlatmacıdır. Allah. Arkadan fısıldar falan. Aynen. Ona bir şey diyorlar, onu da araştır istersen. Böyle bir şey de var. Geleceği asla geçmişte planlayamazsın. Geleceği asla geçmişte planlayamazsın. Bu ne demek? Yani gelecek hakkında plan yaparken geçmişe fazla takılma demek. Geçmiş adamı geriye götürür. Çünkü geçmiş bir şey düşünüyorsun. Düşüncen, o düşünceye harcadığın power'ı sen geleceğe harcayabilirsin. Enerjini geride harcamayacağım. Oldu bitti. Yani ne derler? Ölmüşten ölünmez. Ölmüş ölmüştü. Motivation var. Ölmüşten olmuşa hiçbir çare yok. Kendi hayallerinizi gerçekleştiremezseniz maaş karşılığında bir başkasının hayalleri için çalışırsınız. Hocam Google'dan mı okudun mu? Şimdi aklıma geldi. Biliyorsunuz hiçbir şey yok. İdman yapıyorum. Güzel güzel. Ama bir yerden okumuştum. Yalan yok. İşte bilinçaltı. Ama önemli olan da o, şimdi hiçbir şey, yeni bir şey söylenecek bir söz kalmadı zaten. Yeni bir sözü Sokrates söylemiş. İcat edilecek bir şey kalmadı. Bukowski söylemiş, binlerce yıl önce bir sürü
Filozoflar söylenecek her şeyi söylemiş. Bunun üstüne bizim artık bir şey, yeni bir şey söyleme şansımız yok zaten. Ne yani, yapıyoruz biz? Onlara feyiz alıyoruz. İcat edilecek bir şey kalmadı artık yani. İcat edilecek hiçbir şey kalmadı. Yeni bir şey yok. Yani sunacak yeni bir şey yok. Yeni bir söz yok. Yeni bir şarkı sözü. Yeni bir melodi kalmadı. Artık her şey elektroniğe döndü zaten. Değil mi? Bitti. Her şeyi tükettik. Buradan şeye bağlayabiliriz mesela. En güzel, en güzel boksu Muhammed Ali yapmış değil mi? En iyi şey Mike Tyson en iyi nakavtı yapmış. Yapacak daha hiçbir şey kalmadı. Sporda da. En iyi vücudu Ronnie Coleman yapmış. Yani yapacak bir şey yok daha. Yapabiliyor şu an Ron. Ondan sonra Ronnie Baba gibi. Ne yapabilir? Sen onu yaparsın. Bruce Lee'nin bile bir sözü var. Bilir misin Üstad Bruce Lee? Nedir abi? Bilir misiniz? Benim çocukluğumdaki kahraman. Evet, Bruce Lee der ki, bilgi size güç verir. Fakat saygıyı karakterinizle kazanırsınız. Burada karaktere vermiş olduğu önemi sözlerinde yansıtmış. Ve biz de bunu güzel öğretiler olarak kulağımıza küpe yaptık. Gözümüzde her zaman idol olarak gördüğümüz kahramanlarımızın böyle güzel öğretilerini dinleyerek spor hayatımızı ilerlettik. Spor hayatımıza yön verdik. İlerlettik değil. Yavaş yavaş olacak. Sedat abiyi dinliyorum. Her zaman zorluklarla savaşacak güç istedim ondan. Bruce Lee'nin oğlum biz diyoruz. Bruce Lee benim çocukluğum ya. Zorluk. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey. Zorluklar insana güç mü verir? Zorluklar insana güç verir. Daha güçlü yapar.